Söyle bakalım Lütfü Paşa. Nedir konuşmak istediğin mesele? Hünkârım, malumunuz üzere kapı ağası Şahin Ağa'yı elin bir hadisede kaybettik. Onun yerine bir kapı ağası tayin edilmedi henüz. Anlaşılan münasip bulduğun biri var. Siz de münasip görürseniz yıllardır bana ve Şah Sultanımıza sadakatle hizmet eden Mercan Ağa'yı tavsiye ederim hünkârım. Kimdir bu Mercan Ağa? Mercan Ağa'yı yıllar önce bana siz göndermiştiniz hünkârım. Kendisi Enderun'da yetişmiş, akıllı ve kabiliyetli bir ağadır. Daha da mühimi, size ve hanedanımıza sadık bir neferdir. Sultanım, size bahsetmiş olduğum Aslan Ağa geldi. Sultanım. Sümbül Ağa seni pek methetti. Eksik olmasınlar sultanım. Mübalağa etmişler. Aslan Ağa. Seni tavsiye edeceğim vazife çok mühim. Karşılığında istediğim tek şey sadakat. Gerektiğinde sar, dilsiz olacaksın. Gerektiğinde kuş uçurtmayacak kadar dikkatli. Canım yolunuza feda olsun sultanım. Size hizmet etmek şereflerin en büyüğü. O halde benden haber bekle. Çekilebilirsin. Sultanım. Hoş geldiniz paşa. Hünkârımızla konuşabildiniz mi? İnşallah ikna etmişsinizdir. Arzu ettiğiniz üzere Mercan'ı kapı ağası olarak tavsiye ettim. Lakin hünkârımız bunu biraz düşünmek istediklerini söylediler. Hürrem'e danışırsa kötü. Ne yapar eder mani olur. Eğer Hürrem'in saltanatına son vermek istiyorsak o vazifeye bizden birinin geçmesi şart. Ayaz ve Rüstem olduğu müddetçe kapı ağası bizden olmuş ne fayda sultanım? Onların da sonu gelecek. Siz Hatice Sultan'a destek oldukça kimin sonu gelir orası hiç belli olmaz sultanım. Ne demek şimdi bu? Attığınız adımlara dikkat edin demek. Hürrem Sultan'ı sevmeye mecbur değiliz ancak saygı göstermek zorundayız. Hal ve tavırlarınızla alenen düşman etmeyin bize, sultanım. Nasıl korkmam Süleyman? Kapı ağası haremde öldürüldü. Bana yapılanlar da malum. Dairemden çıkamaz oldum. Haremi sen idare ediyorsun. Her şey senin elinde. Buna rağmen hadise eksik olmuyor Hürrem. Süleyman mesele de bu zaten. Sultanlarımız benim haremi idare etmemden rahatsızlar. Nasıl olur da bir köle haremi yönetir diyorlar. Köle. Süleyman. Benim sebebi varlı. Böyle manasız şeyler için canını sıkmak istemem. Her türlü tedbiri alıyorum. Bundan böyle haremde hiçbir sıkıntı olmayacak. Yalnız bir anne ve yeni kapı ağası tayin etmek lazım. Sen o hususu merak etme. Bir ağa var, Aslan Ağa. Afife Hatun da Sümbül Ağa da pek methettiler onu. Enderun'dan yetişme. Oldukça kabiliyetliymiş. Eğer sen de münasip görürsen. Ben başka bir ağa tayin ettim zaten. Öyle mi? Kim oldu? Mercan Ağa. Bana derhal Rüstem Paşa'yı bul. Sultanım. Derhal dedim. Gel Mercan. Afife Hatun'un sana bir haberi var. Karar sana bugün tebliğ edilecek ağa.
Lakin Şah Sultanımızı ziyaret etmişken haber vereyim dedim. Hünkârımız seni saraya kapı ağası olarak tayin ettiler. Emri ferman yüce padişahımızındır. Yarın sabahtan itibaren vazifene başlayacaksın. Ona göre hazırlığını yap. Sultanım, müsaadenizle benim saraya dönmem lazım. Çekilebilirsin. Nedir bu halin Merca? Kapı ağası oldun, sevinmedin mi yoksa? Sultanım, ben sizin hizmetinizde olmaktan memnunum. Mümkünse yanınızdan ayrılmak istemem. Ayrılmayacaksın zaten Merca. İstediğin vakit gelirsin. Hem bu vazife sayesinde daha büyük hizmetlerin olacak. Madem sizi öyle münasip gördünüz. Şah Sultan istediğini aldı. Mercan artık sarayda. Saraya girmek mühim elbette sultanım. Lakin daha da mühimi sarayda kalabilmektir. Burnu bile kanasa benden biriler. O yüzden sabırla bekleyeceğiz. Yakında gidecek sultanım. Sadece o da değil. Şah Sultan'ın da, Hatice Sultan'ın da sonu geldi. Ne demek bu? Malumunuz. Ne vakittir İbrahim Paşa'nın kayıp altınlarını arıyorum. Nihayet ortaya çıktı. Neredeymiş? Tahmin ettiğiniz gibi sarayda. Sultanlarımız tarafından itinayla saklanıyorlar. Nasıl öğrendin? Emin misin bundan? Bugün çarşıda mezat kuruldu sultanım. İbrahim Paşa'nın hususi eşyaları satışa çıktı. Ancak mezat yapılmamış. Zira birisi her şeyi satın almış. Hatice Sultan. Tereke karşılığı 600 bin akçe ödenmiş. Sultanın bunu misliyle ödeyecek serveti var elbette. Ancak tahsisatını saraydan alan bir sultanın her harcadığı kuruş zapta geçer. Ne hikmetse bu geçmemiş. Başkasından para almış olamaz mı? Yahudi sarraflardan borç almış olabilir. Ama bu daha tehlikeli. Bunu göze alabileceğini sanmam. Bir tek ihtimal kalıyor. Saraya köşe bucak aradılar demedin mi? Çok iyi saklandığına eminim sultanım. Bulmamız imkansız. Rüstem mutlaka ortaya çıkarmalıyız. Hünkârımıza ispat etmeliyiz. Bunun bir yolu var sultanım. Biz altınlara gidemeyiz ama altınlar bize gelebilir.